Kolay gelsin. Beni yakalarsan bu mendil senindir. İsterim. Kaybetme olur mu? Askerdeyken beni hatırlarsın. De. Alayım ya biraz. Hiç canım çekmiyor. Azıcık yesen. Yok. Bas şuraya yani. Tamam. Bas. Yavaş. Hadi bin sırtıma. Olmaz dayı, ben yürürüm. Bin yeğenim. Yolumuz uzun, yorma kendini. Ya millet ne der sonra? Ya bin dedim. Burası İstanbul yeğenim. Dayı ne olur ineyim. Utanıyorum ya, ne olur dayı. Utanma yeğenim. Dayı indir beni, ben yürümek istiyorum dayı. Tamam, ne olur. Utanacak bir şey yok. Dayı. Şimdi bir arabaya bineriz. Doğru hastaneye. İşte geldik İstanbul'a. Bak yeğenim. İstanbul. Özlemişim ben. Askerliğimi burada yapmıştım. Hey İstanbul hey. Yavaş. Gel yeğenim. Yeter mi kardeşim? Yeter. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Geldik işte yeğenim. Allah'ın izniyle burada iyi olacaksın yeğenim. Sonra köyümüze geri döneceğiz. Hadi. Sağ ol. Gel. Gel yeğenim. Dayan. Heh. Yavaş. Yeğenim hastaydı da onu getirdim. Nesi var? E hasta işte. İsmi? Hasan Özcan. Hasan Özcan. Yaşı kaç? 23. Nereli? Yozgat. Yozgat'ın köyünden. Yozgat'ın köyü. Yeğenim. İsmail bak şu hasta. Şu kayda... Tamam siz girin sonra kayda gireriz. Hadi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir nefes alayım. Ha? Bak Hasan. Senin hastalığından ne çok insan var. Demek bir umut var ki buradalar. İnşallah sen de iyileşeceksin burada. Şansınız varmış.
Boş bir yatak var. Heh, iyileşip taburcu olmuş. Duydun mu yeğenim? Yok yok, taburcu olamadı garibim. Hadi yeğenim. Geçmiş olsun. Ben hemşireye haber vereyim. Aha. Yat şöyle dinlen biraz. Çok yoruldum. Aylarca burada mı kalacağım? Nasıl dayanırım? Köyümden, anamdan ayrı nasıl dururum? Bak, bak göreceksin yeğenim. Burada şifa bulacaksın. Yine eskisi gibi pehlivan gibi olacaksın. Sonra çıkacaksın Asibir'in babasının karşısına. Bak o zaman bak, veriyor mu vermiyor mu kızı? Dağ gibi delikanlıya vermediğinden yerin dibine girecek. Göreceksin. Köye şöyle bir gireceksin. Diyecekler ki Hasan gelmiş. Ha! Pehlivana bak, pehlivana! Geçmiş olsun hemşerim. Kardeş, bak sana da arkadaş geldi. Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yatırdınız mı? Doktor bey şimdi gelecek, siz rahat olun. Ben kaydınızı tamamlayayım. Sağ olun. Hemşire hanım. Başka oda yok mu? Sarı tavuğu kestik de buyur komşu. Allah razı olsun. Yavruma şöyle bir şeyler yediremedim. Fakirlikten besleyemedim. Babası olsaydı. Boğazımdan nasıl geçer bu yemek şimdi? Oğlum burada olsaydı da ona verseydim. Hasan'ım, garip oğlum benim, çileli yavrum. O gidince ev bomboş kaldı. Ne yapıyor, ne ediyordur şimdi? Doktorlar derdine derman olacak mı acaba? Tamam, giyinebilirsiniz. Durum nasıl doktor bey? Niye daha önceden getirmediniz? Hastalığı çok ilerlemiş. İyileşecek mi peki? Elimizden geleni yapacağız. Hastanede uzun süre yatması gerekiyor. Peki paranız var mı? Var doktor bey. Anası yeter ki oğlum iyi olsun dedi. Bütün tarlasını takasını sattı. Parasını da bize verdi. İyileşecek değil mi? İnşallah. Bu ilaçları hemen alın. Geçmiş olsun. Nereden alacağım? Dışarıda eczane var. Doktor bey. Kötü hastalık değil mi? İnce hastalık. Burası verem hastanesi. Burada senin gibi çok hastamız var şifa bekleyen. İnşallah derdine derman olacağız. Endişe etme sen. Köyüne döneceksin. Ne zaman? İyileşince. Mevlüt dayı. Köyüne döneceksin dedi yeğenim. İnşallah iyileşeceksin. Eğer ölürsem beni buralarda kovmayın değil mi? Böyle şeyler konuşma yeğenim ya. İyi olacaksın sen. Ben varayım şu ilaçları getireyim. Hemen şimdi gelirim. Hep yalan söylüyorlar. Hep kandırıyorlar. Daha dün buradan birini paket ettiler. İncir ağacı. İncir ağacı. Hemşerim ilaçları getirdim. Tamam geç. Hmm.
Hasan? Hasan nerede? Nereye gitti? Ben ne bileyim. Hasan'ın bekçisi miyim? Çıkıp gitti. Ne oldu acaba? Hasan! Hemşire bacım, Hasan nerede? Yeğenim yerinde yok. Başka bir odaya mı aldınız yoksa? İçeride değil mi? Ama biraz evvel odasındaydı. Bir de tuvalete bakın bakalım. Bakayım. Hasan. Yok, burada yok. Telaşlanmayın, nereye gidecek? Buralarda bir yerdedir. Başını alıp gitmesin sakın. Bir de bahçeye bakalım. Bakalım. Orada. Hasan, yeğenim. Ne işin var burada? Gel hadi. Hadi. Gel. Yavaş. İncir ağacı. Hadi. Köyümüzdeki incir ağacının aynısı. İncir ağacı. Bir daha haber vermeden dışarı çıkmak yok. Şöyle uzan bakayım. Uzan hadi, uzan. Ne işin var yeğenim senin dışarıda? İncir ağacı. Kocaman. Aynı köyümüzdeki gibi. Öyle öyle. Bir iğne vuralım da kendine gelsin. Bacım. Ne olur. Beni o incir ağacının yanındaki odaya alın. Ne olur yalvarıyorum. Değiştiriverin odamı. Ha? Peki peki. Söyleyelim doktora. Müsaitse alırlar. Ölecek hemşire hanım. Bu da ölecek ötekiler gibi. Susun lütfen. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hadi gel gel. Gelsene. Yakaladım işte, yakaladım. Bak. Dikkat et, düşersin. Düşmem. Gel bak, ne var içinde? Gel gel. Çıkamam. Ben yardım ederim sana. Gel. Hadi gel. Ay ne güzel. Elleme. Kırarsın. Ne güzel yuva değil mi? Hı? İncir ağacı da mis gibi kokuyor. Kuş olsam ben bile buraya yuva yaparım.
Açarım kanatlarımı böyle. Sonra hep öterim. Cik 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 cik. Dur. Düşersin. Hasan bir şey oldu mu? Hasan uyan ne olur. Hasan uyan. Deli, böyle şeyler yapma, çok korktum. İyiyim, hiçbir şeyim yok. Beni kurtardın ama sen düştün, delisin sen. Deli işte, senin delin. Siz mi geldiniz? Gelmemişler daha. Kim gelmemiş Hasibe? Kuşlar. Yuvaları hala boş bak. Aa, sahiden kuş yuvası var orada. Ne zamandır bakıyorum. Kuşlar yok, gelmemişler. Ne zaman gelecek? Kim? Beşik Kertmen, Hasan. Haber var mı ondan? Hasibe, dur kız, beni bekle. Ne olurdu sanki bir yudum su verseydin. Sadece bir yudum su istedi senden. Hasta düşünce Hasan'ımın yanına kimse gelmedi. Veremli diye kimse çalmadı kapımızı. Hep seni bekledi, senin adını sayıkladı, gelsin de bir yudum su versin dedi. Haber gönderdik ama sen gelmedin. Gelmedin. Gelmek istedim, çok istedim. Ama babam müsaade etmedi. Ele güne ayıp olur dedi. Benim dağ gibi oğlum gidiyor. Eriyip bitiyor. Gece gündüz seni çağırıyor. Ama sen ev diyorsun. Yere batsın o ev. O senin beşik kertmen. Sözlün. Askerden sonra evlenecektiniz. Yavrum hasta olunca niye döndünüz sırtınızı? Niye? Deme böyle Emine ana. Deme. Kızım. Hasibem, derdimden ne dediğimi bilmiyorum, kusura kalma. Biliyorum sen gelmek istedin ama... Gelmek istedim. Hasibe. Gelmek istedim. Kızım Hasibe. Hasibe kızım. Git bak ne oldu bu kıza. Hasibe? Böyle demesinler ana, demesinler. Ben gitmek istedim, çok gitmek istedim. Su vermek istedim. Kızım, canım yavrum. Ne olmuş? Hiç, yok bir şey. Sen merak etme, bir şey yok. İlaçlarınızı getirdim.
Yaşar Bey nerede? Çıktı. Hoşlanmıyor benden. Dayım da gitmiş. Nereye gitti dayım? Yatağınızı toplayayım. Burada köylülerinizin yanında kalacakmış. Gündüzleri de gelecekmiş. Niye terk etti beni? Terk etmedi. Sen uyuyordun, gitmesi lazımdı. Doktor bey yanında kalmasının uygun olmadığını söyledi. Meraklanma, sabaha gelir. Nişanlı mı? Nişanlım olacaktı. Bu hastalığım olmasaydı. Anlatsana. Meraklıyımdır sevda hikayelerini. Askere gittim. 6-7 ay sonra hava al diye gönderdiler. Meğer ince hastalığa tutulmuşum. Günlerce, haftalarca kan kustum. Kimse halimi hatırımı sormadı. O bile gelmedi. Çok bekledim. Haber saldım. Gelsin, bir yudum su versin dedim. Yüzünü göreyim bir kerecik dedim. Gelmedi. Oysa askerden sonra evlenecektik. Babası söz vermişti. Kendisi söz vermişti. Hasta olunca, yatağa düşünce insan gözden de düşüyormuş hemşire bacı. Bir tas su sadece. Bir şey demeseydi, konuşmasaydı. Sadece uzatsaydı yeter. Ama gelmedi. Ondan nefret mi ediyorsun? Nasıl nefret ederim? İnsan soluduğu havadan nefret eder mi? O bana can veren havam, suyum, toprağım. Ölmeden bir kere görseydim. Ah garibanım. Senden başka kimsem kalmadı. Hadi yatın artık. İyi geceler. Anam, gel de gör Hasan'ın halini. Hasan. Hasan'ım. Ana. Elin gurbetinde garip kaldım ana. Hasan. Hasan'ım. Oğlum. Yavrum. Hasan'ım. İyi etmedin Bekir. İyi etmedin. Rahmetli kocam senin en has arkadaşındı. Sadıcındı. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Sözleşmiştiniz. Beşik kertmesi yapmıştınız. Çocuklar da birbirini sevmişti. Acını biliyorum bacım. Ben sözümden dönmüş değilim ki. Rahmetli kocana ne söz verdiysem yerine getireceğim. Ama evvela iyileşsin gelsin oğlum. Düğünlerini de ederiz. İyileşmeden nasıl nişanlarını yaparız? Ya başına bir şey gelirse? Sonra nişanlı kızı kim alır? Ne olurdu bir kere gönderseydin? Gurbete gitmeden evvel yavrumun yüzünü güldürseydin? Sen nasıl adamsın Bekir? Erkek adam sözünde durmaz mı? Aman Emine bacım. El alem ne der? Daha nişanlandıkları yok. Ben gelseydim, kızım gelseydi bu köylü ne laflar çıkartırdı? Biraz anlayışlı ol. Bizim de itibarımızı düşün. Ya benim oğlum? Onu kim düşünecek? Bak yine söz veriyorum işte. İyileşsin oğlun, vereceğim. Nişanlarını yapacağız.
Hasibe nerede? Hı? Hasibe, beni seviyorsun değil mi? Bak, beşik kertmesi olduğumuz için değil. Gönülden seviyorsun değil mi? Hı hı. Ne olursa olsun bana varacaksın değil mi? Hiç terk etmeyeceksin, hiç unutmayacaksın. Eğer uzaklara gidersen beni bekle. Hı hı. Bu yuva bozulmasın. Bir gün bizim de böyle bir yuvamız olacak, değil mi? Ne oldu? Selamünaleyküm. Bak sana neler aldım. Lokum. Şeker. Kolonya. Sonra gömlek. Çorap. Bir de resimli makine. Bak içinde neler var neler. Amanin. Kırlar, köyler, şehirler, insanlar. Neler neler. Sinema gibi. Neredeydin dayı? Beni niye yalnız bıraktın? Devamlı kalamazsın dediler yeğenim. Yoksa seni yalnız bırakır mıyım? Merak etme. Gündüzleri hep yanında olacağım senin. Baksana şuna. Bak hele. Ne görüyorsun? Sular nereye akar? Kime koşar? Nereye gidecek? Önce derelere, sonra ırmaklara, sonra da denize kadar. Su akıyor, ben oturuyorum. Geceler günleri örtüyor. Oğlum uzaklarda acı çekiyor, hastalıkla boğuşuyor. Ben oturuyorum. Bir su kadar olamadım. Deresine, ırmağına, denizine, Hasan'ıma kavuşamadım. Neler diyorsun böyle? Nasıl laflar bunlar kız? Bir dere gibi gidemedim. Yavrumu verdim dayısının yanına gönderdim. Ah deli kafa, ah salak emine. Niye gitmedin? Bir tanecik oğlunu niye yalnız gönderdin? Gitsen ne edeceksin kız, elinden ne gelir? Ben burada, o orada, çok zor komşu. Bir ay oldu, ne halde olduğunu bilmiyorum. Sular gibi bakıyorum, taş gibi oturuyorum. Benim yanım oğlumun yanı. O nerede, ben orada. Aman delilenme kız, dayısı var başında. Hem İstanbul neresi? Nasıl gideceksin? Hangi parayla? Sattın bütün tarlaları. Gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim. Su gibi oğluma kavuşacağım. Peki nereye gidiyorsun? Köyünü mü düşünüyorsun? Ha? Yo. Haber var mı? Yok. Bir mektup yazsana. Kime? Sevdiğine. Yazamam. Ayıp olur. Niye ayıp olacakmış? Madem ki birbirinizi seviyorsunuz. O haklı. Nasıl haklı? Bir tas su veremezdi.
gelip göremezdi beni. Eğer gelseydi acı çekerdi. Acı çekmesini istemiyorum. Benim öleceğim kesin. Nereden çıkarıyorsun bunu? Sen iyileşeceksin. Sen de biliyorsun bacım. Bu hastalığın şifası yok. Bence yaz. Çünkü ben çok bekledim. Mektubu gelecek diye yollara baktım. Yazmadığı için affedemiyorum onu. Şimdi nerede? Öldü. Veranda. Garip kaldı. Anem dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Anem yurt oldu. Buyur yenge. Necmi abi, bir şey diyecektim sana. İçeri geçelim. Geçmeyeceğim, burada konuşalım. Neydi ki mesele? Devamlı rüyamda görüyorum, beni çağırıyor. Kim çağırıyor? Oğlum. Başına bir şey gelmesin oğlumun. Ne gelecek ki canım? Şehir yeri orası. Her derde çare vardır. Oğlumun yanına gitmek istiyorum. İçimde bir sıkıntı var. Bir de gördüğüm rüyalar. Oğlumu görmeliyim. Nasıl gideceksin kadın başına ta İstanbul'a? Trene biner giderim. Paran var mı? Yok. Bu sefer hangi tarlayı satacaksın peki? Satacak başka tarlam kalmadı hiç. Hastane masrafı olsun diye hepsini sana satmıştım ya. Benden ne istiyorsun? Borç para. Nasıl ödeyeceksin? Bir gün öderim evet. Neyle ödeyeceksin? Allah büyük. Yenge, halini anlıyorum. Acım büyük. İçim sıkılıyor diye o kadar masrafa değer mi? Oğlum için değer. Sen onun öz amcasısın. Biraz borç versen. Kusura bakma bizim gelin. Git başka yerden bul. İhtiyaçlarım var benim. Zamanında nahiye müdürlüğü yaptım. Herkes hürmet ederdi. Çekinirlerdi benden. Şimdi düştüğüm hale bak. Onlar hasta etti beni. Onlar. Bakmadılar bana. Ben onlar için canımı verdim. Bütün servetimi, maaşımı, her şeyimi harcadım. Ama onlar beni çöp gibi dışarı attılar. Kimler? Attılar. Kızım denen şeytan. Oğlum denen iblis. Onlar ölmemi istiyorlar. Sokağa attılar beni. Bu zamanda kimseye güvenmeyeceksin. Kimseye. Anana bile. 5 aydır burada yatıyorum. Bir gün olsun uğramadılar. Torunlarımın yüzünü göstermediler. Aylarca kapıya baktım. Adlarını sayıkladım. Ama onlar gelmediler. Gelmiyorlar. Hepsi benim ölmemi istiyorlar. Olsa vallahi verirdim. Yok, hiç yok. Sağ ol Fatma, vermiş kadar oldun. Hadi al asma artık.
Allah kimsenin başına vermesin. Zor, çok zor. Emine, kız Emine. Kuru fasulye pişirdik de buyur komşu. Cemile komşu, ne zormuş ele bakmak. Amanin, ben el miyim kız? Şurada komşuyuz. Komşuluk kardeşlik gibidir. Hasan'ım da böyle yemekler yiyor mudur acaba? Meraklanma, hastanede her bir şeyciyi veriyorlardır. Göreceksin bak, yakın zamanda böyle şişmanlayıp gelecek. Keşke, keşke. Kapı kapı dolaştım komşu, para istedim. Kimisi varken vermedi, kimisi de yokken veremedi. Buyur Cemile. Keşke elimizde avucumuzda olsaydı. Bak ne diyorum komşu. Buradan haber salalım İstanbul'daki bizim köylülere. Bakıversinler. Hayır, gitmem lazım. Başkasının bakmasıyla hasret diner mi? Evlat bu komşu, evlat. Bir tanecik evlat. Ne zamandır haber yok. Kasabadan telefon etseydik. Ettirdim ama konuşamadım. Teller bozukmuş, öyle dediler. Ne olursa olsun gideceğim. Yaya da olsa. Peki hangi parayla? Alın bununla gidin. Ama bunlar... Bileziğim ve küpem. Yanına gidin. Selamımı söyleyin. Bir yudum su verin benim yerim. Başına koysun karalar bağlasın. Bunu da verin ona. Gurbet elde kaldım diye telefon ettim. Kaçıncı telefon edişim sayısını unuttum. Gelin dedim. Yüzünüzü göreyim dedim. İşimiz var dediler. İşleri çokmuş. Çok. Çok. Ah Yaşar. Senin de çoktu işin. Hep çalıştın, para biriktirdin. Hırsla, ihtirasla, işten gözün döndü. Kızını, oğlunu görmedin. Aileni görmedin. Hiç kimseyi görmedin. Şimdi onlar da seni görmüyor. Kimse görmüyor seni Yaşar, kimse. Sen bir çöpsün. Çöpsün. Attılar seni. Eden buluyor işte. Kedi yavrusu değil ki onlar. Gelirler. Yat amca. Gelmeyecekler. Hiç gelmeyecekler. Yalnızlık çok kötü be evlat. Yapayalnız ölümü beklemek çok kötü. Korkuyorum. Korkuyorum. Kızım, oğlum, torunlarım gelseler, şöyle karşıma geçseler. Ama gelmezler. Gelmeyecekler. Allah kerim amca. Dua edersen gelirler. Dua ile olur mu? Ben hayatımda dua etmedim. Hiç mi? Niye dua edeyim? Bir kere dene amca. Ne kaybedersin? Ben sana öğretirim. Bilet kontrol. Bilet kontrol.
Bilet kontrol. Bilet kontrol. İstanbul'a daha çok var mı oğlum? Var. İstanbul son durak. Neyiniz var İstanbul'da? Oğlum, hastanede. İnce hastalık. Ciğerim orada, ona gidiyorum. Neyse, geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Sağ ol evladım. Hastane önünde incir ağacı, annem ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, annem ilacı. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Hasan. Hasan, yeğenim. Hasan, yeğenim. Hasan, Hasan. Hasan, yeğenim. Hasan. Hemşire bacım, koşun yetişin hemşire bacım. Hasan, yeğenim. Kendine gel yeğenim. Kendine gel. Hasan. Hasan. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Annem yurt oldu. Ne olurdu sanki konsanız. Niye konmuyorsunuz? İç yeğenim. Dayı. Heh. Ben iflah olmam artık. O nasıl söz yeğenim? Ağzından yer alsın. Hissediyorum dayı. Öleceğim. Ama korkmuyorum. İçim o kadar rahat ki. Biliyorum. Bu dünyada sevdiğime kavuşamadım. Ama öbür dünyada kavuşacağım inşallah. Ne yapalım? Yalan dünyada ömrümüz bu kadarmış. Yeğenim böyle konuşma. Sen yaşayacaksın. Köyümüze gideceğiz seninle. Trenden inince bir araba tutacağım. Kaç para olursa olsun. Kasıda kasıda gireceğiz köye. Hasibeyle düğün edeceğiz daha senin. Şöyle anlı şanlı bir düğün. İyi olacaksın Hasan'ım. İyi olacaksın. İyiyim dayı. Çok iyiyim. Ölmeden anamı bir kere görseydim. Bir kerecik. Alır mısınız? Yok. Lütfen. Sağ olun. Alın. Sağ olun. Alın. Alın bir tane daha. Alın. Şeftali de var. Şeftali de alın. Sağ olun. İstemem. Niye yemediniz? Oğlum inciri çok sever. Ona götürüyorum. Sağ olun. Maalesef giderek kötüleşiyor. Onu kurtarın doktor bey. O ölürse ben ne yaparım? Anasına ne derim? Ne olur doktor bey, kurtarın yeğenimi. Elimizden geleni yapıyoruz. Anasının bir tanecik oğlu. Keşke bir şey yapabilsem. Keşke. Allah'ım, derdinde hoş, dermanında. Derdi de veren sensin, dermanı da. Hakkımda hayırlı olan neyse onu ver. Senin işine karışılmaz. Allah'ım.
Anamı çok özledim. Yarimi çok özledim. Köyümü çok özledim. Dünya gözüyle göremeden gideceğim. Biliyorum. Ama Allah'ım, ne olur öbür halimde boynumu vurma. Burada yuva kuramadım. Bari öbür alemde nasip et Allah'ım. Benden selam olsun sevdiğimize, sevdiğimize. Başına koysun karalar bağlasın, alem bağlasın. Gurbet elde kaldım diye ağlasın, alem ağlasın. Hasan'ım, oğlum, Hasan'ım, oğlum, oğlum. Oğlum. Uyandın mı? Ne oldu? Bir saattir bekliyoruz. Tren arıza yaptı galiba. Bu gidişle İstanbul'a çok zor varacağız. Akşam olmadan gitsek bari. Biliyor musun Hasan evladım? Dediğini yaptım. Dua ettim. İnsanın duaya çok ihtiyacı varmış. İçim rahatladı. Sen çok iyi birisin. Köylüsün ama hayatı benden iyi biliyorsun. Köylüsün ama benden daha sabırlısın, dayanıklısın. Biz okumuş insanlar sadece sizi sürü olarak gördük. Hor gördük, aşağıladık, küçümsedik. Bu odaya ilk geldiğinde çok rahatsız olmuştum. Ben ki bir nahiye müdürü, sen ise sıradan bir köylü. İkimiz de aynı odada. Müzmin huyum nüksetti o anda. Yani halkı böcek gibi görme alışkanlığı. Oysa benden daha dayanıklısın, daha sabırlısın, güçlüsün. Benim gibi ölümden korkmuyorsun. İhanete uğramıyorsun, seviliyorsun. Ya ben? Şu düştüğüm hale bak. Koskoca nahiye müdürünün düştüğü hale bak. Kıyamet mi kopacak ne? Niye bana bakmıyorsun evladım? Ne var? Dede, dedeciğim. Dede, dedeciğim. Canım dedeciğim. Baba. Yavrular, beni affedin. Bütün suç bende. Affedin beni. Ülkü çok ısrar etti. Neden bilmiyorum. 2-3 gündür dede dede diye tutturdu. Ha ha ha.
Oğlunun haberi var mı geleceğinden? Yok. O zaman büyük sürpriz olacak. Oğlun çok sevinecek. Ne analar var. Hı hı. Benim anam hasta olduğumda halimi hatırımı bile sormadı. İstanbul'da hangi hastanede yatıyor oğlun? Verem Hastanesi'nde. Bak neler getirmişler bana. Saat bile almışlar. Bunları da torunlarım almış. Benim sevdiğimi biliyorlar ya. Al ye. Hadi. Hadi al. O zaman aç hazır ben yedireyim. Çok güzel lokum bunlar, yumuşacık. Mevlüt dayım nerede? Aşağı kadar gitti. Gelir şimdi. İyi. Bir isteğin varsa yapayım. Söyle. Beni pencereye kaldırır mısın? Dışarı bakmak istiyorum. Tabii. Hastane. Biliyor musun amca? Bizim köyde bir incir ağacı var. Büyük bir ağaç. Çok güzel bir ağaç. Ben onu çok seviyorum. Çocukluğumun ağacı. Bu inciri ona çok benzetiyorum. Bir de dalında kuş yuvası olsa. Onun yuvası vardı. Bir çift kuş yaşardı o yuvada. Cıvıl cıvıl öterlerdi. İlaçlarını aldım. Nasılsın bugün? Köyündeki incir ağacını anlattı. Bir saattir orada. Hep ağaca bakıyor. Yeğenim, akşam oldu. Hadi yerine yat. Anam geliyor. Geldim Hasan'ım. Geldim oğlum. Dayı. Söyle yeğenim. Ben ölünce mezarımı köyüme karşı kazın. Olur mu? Ölümden bahsetme be yeğenim. Bahsetme. Köyüme götürmek için de zorlama kendini. Çok pahalı olur. Beni burada bir mezara koy. Ben görürüm köyümü. Anama da söyleyin. Ağlamasın benim için.
ölümlü dünya. Herkes ölecek. Ha erken, ha geç. Demek ki benim ömrüm bu kadarmış. Takdire ne denir? Söyle anama, ben öldüm diye yakasını yırtmasın. Acı acı ağlamasın. İsyan etmesin. Oğlum desin sadece. Ben onu duyarım. Ona da söyleyin, başkasıyla evlensin. Babalarımız evlenmemizi istemiş. Beşik kertmesi yapmış. Ama kaderde yokmuş. Nasip değilmiş. Ona söyleyin, kuşlardan biri ölse de yuvayı dağıtmasın. Söyle. Tamam mı? Tamam yeğenim. İçim yanıyor. Anam, anam. Dayı, bana bir kalem ve kağıt bulsana. Ne yapacaksın onlarla? Hele sen buluver dayı. Derem Hastanesi'nin yerini biliyor musun? Sorun dışında. Doğru gidiyorsun. Minibüse biniyorsun. Sorduğun zaman gösteririm. İyi günler. Allah razı olsun. Hasan, hadi inin bak, yemeğini getirdim. Kalk. Kalk. Dayı, anama selamımı söyle. Hasan, kendine gel evladım. Hasan, kendine gel Hasan. Hasan! Ne oldu? Hemşire hanım! Geldim Hasan'ım. Geldim oğlum. Bir şeyin kalmayacak. İyileşeceksin. Ne oldu hemşire hanım? Hiç. Yok. Yok bir şey. Ana. Ana. Dayı. Anam geldi mi? Kardeşim, oğlumu görmeye geldim. Hasan Özcan. Bu hastanede kalıyor. Affedersin. Kaç kere söyleyeceğim. Ziyaret saati dışında görüşme yasak. Etme kardeşim, ben köyden geldim trenle. Evladımı görmek için izin ver de geçeyim. Yasak, baş tabip bana kızar. Yavrum, ne olur oğlumu görmek istiyorum. Hem ben nereye giderim bu vakitte? Babana rahmet, sal koy ver beni. Ablacığım, yasak, mümkün değil. Yarına kadar sabit. Yarın gel gündüz gözüyle görün. Şu an hastaların hepsi uyuyor zaten. Sabah beyine daha yaparsınız. İyileşecek mi doktor bey? Görüyorsunuz, elimizden geleni yapıyoruz. Hele sabah olsun, inşallah kendine gelir. (Gülüyor)
kardeşim. Ne olur gireyim artık ha. Abla yasak ama soldan 5. oda. Benim izin verdiğimi söyleme. Sağ ol. Geldim Hasan'ım. Geldim yavrum. Mevlüt! Mevlüt! Oğlum nerede? Hasan'ım nerede? Durun! Durun! Yetişemedim, kusura kalma. Bak, bunu sana sözlük gönderdi. Seni çok seviyor Hasan'ım. Çok. Çok iyi evlat yetiştirmişsiniz. Ömrü kısa olsa da sözleri baki, hatırası baki. Bu saati alın lütfen. Köyünüzde bir çocuğa verin. Başka bir Hasan'a. Benim için de dua edin. Torunlarım için de. Bu oğlunuzun. Sevdiği kızı da affedin. Çünkü o affetti. Hastane önünde indir acı. Annem acı. Doktor bulamadı bana ilacı. Annem ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Annem ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Zehirden acı. Garip kaldım yüreğime derd oldu. Annem derd oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Annem. Mezarını kazın bayır adınıza.
bayıra düzer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.